Evet, çok iyi yaptın bu pampası da buraya getirdin gerçekten. Aslanım, pampası denemek için getirdim. Evet. Mesela konsolun üzerindeki desenler çok uyuşuyor. Bence bu daha güzel olabilirmiş. Katılıyor musun? Vazosu mu daha iyi? Vazosu evet. Salona daha mı uygun diyorsun? Ben de yatak odasına kombinlemiştim. O şekilde almıştım. O yüzden orada değerlendirdim ama dediğin çok doğru. Yani burada da kullanabilirdim. Kuzey olduğu için. Evet, değiştiririm. Onda hiç sıkıntı yok yani. Evet. Şimdi beğendim. Burada daha ona güzel oldu. Teşekkür edelim. Evet, teşekkür bu kadar fazla pampası benim bünye kaldı. Evet, evet. Gönderelim şimdi. Evet, beni şimdi hapşuruk tutmadan Aslıcığım. Hemen kaldırıyorum. Dış sese gönderiyorum. Teşekkürler. Eşiğin adı? Halit. Halit Bey. Evet. Halit Bey'le nerede tanıştın? Ne Halit zaman Bey'le tanıştın? Nasıl tanıştın? Çok uzun yıllar önce. Nasıl anlatayım bunu? Yani biz onların kiracısıyız. Aa! Ve ailenle orada, birlikte. Evet, neredeyse 17 senedir Avcılar'da. Orada oturuyor. Avcılardaki tamam. Dairesinde. Tabii Halit'in önce dedesini tanıyorduk. Oranın bina sahibi olarak dedesi. Sonrasında dedesi vefat edince babası ilgilendi. Babası Halit'e devretti sonra. Sen ilgilen. Git gel, git gel. Annem şey diyordu. İşte Sena çok efendi bir çocuk. Kafasını kaldırıp kimseye bakmıyor, bir bak gör. Ya anne diyorum, o zamanlar aklımda evlilik bir şey yok. Tabii. Hiç kimse istemiyorum, çalışıyorum, kariyer planları yapıyorum gibi şeyler. Şey diyorum, ay yok istemiyorum ya, kimse istemiyorum anne. Ne yapıyordun anne. O zaman? Ve muhasebecilik ne yapıyordum. Yani ileri bir boyuta taşımak istiyordum. O genel muhasebeye geçecektim daha çok. Aha. Yani ön muhasebeydi benim birazcık daha. Evet. Geneline geçecektim, güzel bir şirkete girmeye düşündüm. Yine yapabilirsin. Evet, tabii ki de yine de yapacağım. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. Sonrasında Halit'e bakıyorum, geliyor arada ama beni hep paspal görüyor. Yani şöyle ki sürekli böyle ev hali pijamalarla falan kira almaya geliyor şimdi o dönemlerde. Görüyorum onu hemen, ah hoş geldin deyip pat kaşıyorum odaya. Anne diyorum işte ev sahibi oğlu gelmiş baksana falan. Böyle bir gel git derken ay dedim bu çocuk bana bakar mı? Yıllar geçti tabii, yani ben artık 22 yaşına geldim. Evet. Sonra bir gün şey pandemi sürecindeyiz. Aklıma geldi ya dedim böyle bir heyecanla tabii acaba ne yapıyordur şimdi diyerek sosyal medyadan ekledim ben. Ha. İsmini de nereden buldum derseniz ismini falan bilmiyorum bu arada o dönemlerde. Gerçekten, oğlu. Evet sadece bunu biliyorum. Ev sahibinin oğlu mu evet, yazdın? Hayır babasının ismini biliyorum. Evet. Babasının sosyal medyasına baktım arkadaş profiller Allah'tan herkes açıktı da arkadaşlarına teker teker bakarak da Halit'i buldum. Bayağı çabaladım. Bayağı çabaladım. Sonrasında ya istek atacağım korkuyorum acaba bir şey der mi niye attı falan derken sonrasında attım konuşmaya başladık böyle bir arkadaşçasına. Sonrasında ben Covid oldum ve çok ağır atlattık. Babam entübe oldu, bayağı hastanelerde yattık. Çok teşekkür geçmiş ederim. Olsunlar. O dönemlerde eşim üstüme çok titredi. Zaten orada bir elektriklenme oldu. Covid'den çıkar çıkmaz biz buluştuk bir kafede. Oturduk konuştuk böyle. Önce arkadaş gibiydik. Gerçekten birbirimizi önce tanıdık. Çok iyi çok tanıdık. Güzel. Dinledik. Ve dedim ki evet gerçekten bu. Çünkü mantıklı, çok ağırbaşlı ve bravo. Kafa yapım olarak babama çok benziyor bir kere. Kızlar babalarına çok aşık olur. Çok özür dilerim. Yarını deşiyorum ama. Yani eşim gerçekten babama çok benzediği ay, için. Dedim ki gerçekten hayatımın insanı bence bu dedim yani. Yani görür görmez. Hissetmek çok hissettim. Özel. Evet. Gerçekten. Ben de öyle gördüm. Sen de öyle hissettin. Evet, Enes babama çok benziyor. Yemek yiyişine kadar. Evet. Ay canım hak benim veriyorum. Ya. Yap bir şey söyleyeyim. Benimki de öyle. Böyle mi oluyor evet, acaba evet, ya? Evet, bende de öyle İnsanımlar, oldu aslında. Evet, öyle böyle oluyor. Babamıza babacan ya da abimize böyle. Babacan kişileri istiyoruz böyle. Babacan olsun. Ay canım benim. Sahiplensin. Peki nasıl bir evlilik teklifi geldi? Kumsal'da bir evlenme teklifi aldım 14 Şubat'ta. Çok soğuk. Tabii biliyordum ama nasıl bir şekilde olacağını bilmiyordum. Elbise giymiştim. Bir hazırlıklar içerisindeydim zaten. Tabii sadece dış çekim olarak söylemişti bana. Ama bu şekilde organizasyonlu şekilde bilmiyordum. Çok güzel olmuş. Gittiğimde bu şekilde bir manzara gördüm. Ve şu anda donaraktan fotoğraf titreye. Evet dedim. Ve başladı hikaye. Bence sen heyecandan o soğuğu bile hissetmemişsindir ya. Onun sıcaklığı, kalbinin sıcaklığı beni ısıtmıştı aslında. Ay baksana ne kadar güzel çok bir fotoğraf. Güzel. Resmen kiraya almaya gelmiş ama kalbini almış. Evet o kirayı benim kalbime aldı. Evet. Ya. Evet gerçekten. Aferin iyi yakaladın. Onu ben de söyleyecektim aklıma geldi şu anda o söyledi. Güzel. Şey, kira değil kalbimi aldı gitti o.
Çok güzel. O zaman bir Halit'i arayalım bakalım. Arayalım aslında. İlişki testimizi yapalım. Evet, yapalım. Bakalım kalbini çalan, kira yerine kalbini alan Halit. Ay şimdi bilmiyormuşuz sana Halit, ne yapıyorsun? İnşallah kazansın. İlişki testi ne olacak? İnşallah. Herkes kazansın bu benim. İnşallah. Ben de çok istiyorum. Bugün de bu altını sana vermek istiyorum. İnşallah aslanım. Hadi o zaman arayalım. Arayalım. Sor bakalım aradıktan sonra müsaitse. Alo. Alo Halit'ciğim. Sena. Ne yapıyorsun? Kısa bir şey yapıyorum. Her neyse. Aslanına vereceğim seni. Soruları var. Müsaitsindir. Çünkü biz hazırlandık aslanım. Müsaittir. Evet. Peki. Aslanına veriyorum seni. Halit merhaba, nasılsın? Aslı Hünel ben. Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben de iyiyim. Ne güzel bir karşılaşma, ne güzel bir aşk. Ne güzel bir iletişiminiz var. Çok güzel anlattı eşin. Şimdi sorulara geçiyoruz o halde. Umut ediyorum bileceksiniz. Hazır mısın sen? Evet, hazırım. Peki seni beklemeye alıyorum ve ilk soruyu eşine soruyorum. Evet, Halit seni daha çok böyle dışarıya, kahvaltıya götürmeyi mi sever yoksa akşam yemeğini mi? Akşam yemeğini aslanım. Peki. Halit Bey. Evet. Sena'yı akşam yemeğine mi çıkarmayı seversiniz yoksa sabah kahvaltısına mı? Akşam yemeğine çıkartmayı daha çok severim. Bravo. Bravo. Benim soruyu bildiniz. Malatya'nın plakası ne? 44 aslanım. Bakalım ne diyecek? Halit Bey, Malatya'nın plakası. Malatya'nın plakası 44. Güzel. Salondaki mobilya renklerini kim seçti? Eşimle ikimiz ve kayınvalidem. Onu da mı şey yapalım? Ama eşimle ikimiz. Öyle yani ortak karar. Eşim ne diyecek? Ortak ona karar. Eşimle ikimiz diyecek. Evet. Yani. Peki. Halit Bey. Efendim? Salonun renklerini kim seçti? Salonun renklerini eşim seçti. Bilemedi. Halbuki buna Sena eşimle ikimiz demişti. Yanlışı yani var, evet, heyecanlandım. Ne? Koltukların rengini o seçti. Eşim iki seçeneğin arasından bir tanesini seçti. Ya sana sunmuş seçenekleri. Oluyor. Çocuk daha ne yapsın? Ortakta ama Halit'ciğim. Bizim duvar kitabı olayı. Halit'ciğim ortakta ama diyor. Allah'ım ya. Şimdi beklemeye devam et lütfen. Diğer soru geliyor. Peki tatile gideceksiniz. Eşinin tercihi böyle lüks bir otel mi olur yoksa camping? Tabii ki lüks otel olur, eminim yani. Evet. Hadi bakalım. Halit Bey, tatile çıkacaksınız. Tercihiniz lüks otelden yana mı yoksa kamp kurmak gibi bir şey mi olur? Hangisi olur? Yani genelde oteli daha çok tercih ediyoruz. Cevabınız cevap otel mi yani? Evet. Bravo. Doğru. Evet. Peki. Evet. Eşin taksisi var. Taksiye de arada çıkıyor. Peki taksi plakasının son 3 rakamı? Onu ben bilmiyorum aslında. Harfi? Onu da bilmiyorum. Yani hiç dikkat etmedim çünkü taksiyle buraya hiç gelmedi. Genellikle şoförler arasında değişim yapılıyor. Yani benim taksiyle şeyim yok. Hiç de yani bilmedim. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki. Evet. Halit Bey. Efendim. Şimdi Sena'ya şöyle bir soru sordum. Evet. Dedim buyurun ki siz taksiye de çıkıyormuşsunuz. Taksiniz de varmış, kendi taksiniz. Evet. Bu taksinin plakasını sordum. Eşiniz acaba buna ne cevap verdi? Yani taksinin plakasını sordunuz. Evet. Yani bunu bilir mi acaba Sena yoksa bu soruyu bilemez mi? Yani aslında bilmesi gerekir. Nereden bilecek? Yani çünkü birçok kez biz bilemedik. Annemlerin evinden kendi evimize taksiyle geldiğimiz için. Hayır, şoför bizi getirmişti ama. Halit'le birlikte hiç binmedim ben. Sadece şoför getirdi. Ama hiç görmedim şoför değişimi olduğunu. Ama niye baksın ki zaten? Bakmadım, çok dikkat etmedim açıkçası. Sonuç olarak bilemedi bunlar sorular ama yani. Ama eşi Halit ne dedi? Plakayı bilmesi gerekir dedi benim eşimin neden dedi. Neden gereksin Halit Bey?
Belki orada bir mahalle devamlılık getirecek. Ben onun plakasını biliyorum. Bak, onların da mahalle minibüs hattı vardır. Hatta amcam da ona benzer kendi plakasını yaptırdığı bir örnek olsun diye onu da biliyorum. Bak, biliyormuş. Kendini sen nasıl bilmezsin kocanın taksi plakasını? Halit Bey bilmiyor ya plakayı. Yani aslında biliyordur da büyük ihtimal heyecanlanmış mıdır bilmiyorum ama. Halit'cim ben nereden bileyim plakayı, sen beni bilmiyor musun böyle şeylere dikkat etmediğimi? Ya bilmiyorum. Biliyorsun yani neden şey yapıyorsun? Neyse uzatmayalım bunu, devam etmek istiyorum ben. Peki. Sena, evdeki en büyük düzen takıntısı nedir senin için? En büyük dağınık olmaması. Yani bir bardağın orada durmaması ya da işte bir... Yani buna Halit nasıl cevap verir, öyle düşün. Yani eşim dağınık olan her şeyi toplar diye cevap verebilir. Yani bardak gibi şeyleri kaldırır. Ya bunu cevap verir herhalde. Öyle mi? Düzen takıntısını düzen soruyorum. Düzen takıntısını, tamam yani... Olmaması gereken şey, yani dediğim gibi ortalıkta bir şey olduğunda kaldırıyorum. Bu yüzden ne olabilir bu? İşte çorap olabilir. Ortalıktaki şeyleri bak, kaldırıyorum. Bardak genellikle olduğu cevap için... olarak bunu alıyorum. Evet. Bardak. Halit Bey, Sena'nın evdeki en büyük düzen takıntısı ne acaba? Yani büyük ihtimalle temizliktir. Aa, bilemedi. Ya resmen fiyasko. Öyle mi? Bilemedi. Bu da olmadı ya. Bu da olmadı. Aa, bilemedi. Kız öyle kalacaksın, tövbe. Tamam canım, merak etme. Kalırız, kalırız. Sendeki bu güzel gözlerle. Aman yarabbim, felfecir böyle böyle yapıyorsun. Evet, felfecir. Tövbe estağfurullah. Evet, sizi beklemeye alıyoruz yine ve devam ediyorum Halit Bey. Eşinle birbirine nasıl hitap ediyorsun? Ne diyorsun mesela? Biz bunun çok çok cevabı var. Pofudukçum. Çok basit. Poğaçam. Sana aşkım mı? Hayatım birbirimize. Evet. Aşkım yani, hayatım pofudukçum, en çok poğaçam, pofudukçum. Halit Bey, eşinizle birbirinize nasıl hitap edersiniz? Eşimle birbirimize genelde... Nasıl seslenirsiniz? Kelime söylüyoruz ama bunlardan en çok pofudukçum, pofuduk tarzı. Bravo. Vallahi doğru, çok güzel. Bravo. Pofuduk. Evet, aklınızda bu pofuduk, pofuduk. Yani eşim ilk başta bana söylemişti bunu. He, öyle kaldı. Ben de devam ettim, öyle devam ettim. Yanakları geniştir Halit'in, biraz böyle pufuduk şeydir. Yok be, böyle çocuk poğaça zayıf yanaklarda gayet. Zayıf ama gayet... biraz geniş yanak, yanak var yani onda. Yanak, aa, vallahi yanak dediğim bende var. O yanaktan bir makas alalım, biliyor musun? Diyorum, yapıyorum da. Salonda oturma odasındaki avizenizde kaç lamba var? Sen tabii gördün, söyle, dört. Biliyorum, hem de dokunmuş. Şimdi o bakalım ne diyecek. Halit Bey, son sorumuz. Efendim, dinliyorum. Salondaki avizenizi beğendik, güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Kaç tane ampul var? 4 tane olması lazım. Bravo! Evimi seviyorum. Vallahi tebrik ediyorum sizi. En zor sorulardan bir tanesini bence bildin. Genelde yani... Detaycıymış demek. Evet, detaycıymış. Bravo. 3 soruda takıldınız. Maalesef. Ve maalesef. 3 soru yani. Bir tane olsa hadi bir tane şans vereyim diyeceğim ama 3 soru bilemediniz. Çok üzgünüm. Altını veremiyorum. Sağ ama telefona olsun. Sena'yı veriyorum. Dün altını bana vermiştiniz aşkım, zaten. Aşkım çok teşekkür ediyorum. Sağlık olsun. Hiç şampiyon. Önemli değil. Rica ederim aşkım. Hadi, seni çok seviyorum. Görüşürüz. Ay. Ben seni çok seviyorum. Bugün sağlık de veremedik olsun altını. Aslanım. Hiç önemli değil. Yarın verirsiniz Aslı Hanım. Ay hadi inşallah. Sendeyiz Berna yarın.